Profesör Doktor Haydar Baş denince aklınıza, gönlünüze oturuveren o ilk cümleleri alarak sohbetimize başlayalım dilerseniz. Biliyorsunuz bu hafta Adem Bey, genel başkanımız, ebedi genel başkanımız Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in anma haftası olarak ilan edildi ve 12'sinde ve 14'ünde anma programları yapıldı. Yasinler okundu. Kur'anlar okundu. Şimdi genel başkanımız hakikaten hani ebedi genel başkanımız diyorum ama ben bunu laf olsun diye de söylemiyorum. Gerçekten de bir asra damgasını vurmuş bir insandan bahsediyoruz Adem Bey, şaka değil. Hakikaten bir asra damgasını vurmuş bir insandan bahsediyoruz. Her şeyin ilklerini biz onunla gördük, onunla yaşadık bu ülkede. Sadece Türkiye değil, dünya birçok ilki onunla yaşadı, onunla gördü, onunla öğrendi. Ben kısaca kendimden bahsedeyim Bey, tanımayan arkadaşlarımız için, çünkü konumuzla da ilintili olduğu için. Ben Tunceliyim. Tunceli'nin Pülümür kazasındanım. Alevi meşrebiz. Arel aşiretindeniz. Şimdi biz yaşadığımız toplumda Adem Bey hakikaten kimliğimizi açık edemezdik, utanırdık. Bizim hakkımızda yani Alevi kesimi hakkında söylenenleri bilirsiniz. Alevilerin kestiği yenmez, içtiği içilmez. Böyle bu tip inançlar vardır. Hani bir söz vardır ya, gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklerseniz baştan aşağı yaptığınız her şey o mihmalde bozuk gider. Son düğmeye geldiğinizde de, iliğe geldiğinizde de bakarsınız ki iki yakanız bir araya gelmemiş. Aynen bunun gibi. Yani öyle bir fitne tohumu ektiler geçmişten bugüne kadar. Yani Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra biliyorsunuz velayet yolu başlamıştır. Velayet yolunun da başı İmam Ali'dir. Ondan sonra 12 imamlandır ve o silsile kıyamete kadar devam edecektir. Fakat o dönemde çıkan bir takım fitneler, Hazreti Peygamber Efendimizin Gadir Hum denen bir tepeye geldiğinde, son veda haccından bahsediyorum. Hazreti Ali'nin elini 3 defa havaya kaldırarak, bu benim vasimdir, bu benim ilmimin devamıdır dediği kişi, orada kendisinden sonra vasi olarak, veli olarak atıyor. Fakat ondan sonra Peygamber Efendimizin vefatından sonra ne oluyorsa artık, bilmiyorum orada neler dönüyor. Ama bir anda olay tersine dönüyor. Peygamber Efendimizin vasiyeti unutuluyor ve ondan sonra ilk yanlış düğme orada ilikleniyor Adem Bey. Günümüze kadar bu maalesef biliyorsunuz ondan sonra gelen her halife, yani şeyden bahsetmiyorum, asli olan hakiki imamlardan bahsetmiyorum. Mevcut imamların yanına konan kopya imamlar diyelim. Kopya imamların tamamında yaşanan şöyle bir durum vardı. O imamın kabulü veya o dönemde yaşayan insanların imanının göstergesi Hazreti Peygamber'in ehline sövmektir. Sövmekti. Yani sorarlardı, sen Müslüman mısın? O zaman Ali'ye söv bakayım haşa. Onun ehline söv bakalım haşa. Bunlar yaşandı. Camilerde biliyorsunuz hutbelerde ilk olarak Hazreti Peygamber'in Ehli Beytine sövmekle başlanırdı. Kötü söz söylemekle başlanırdı hutbelere. Cuma hutbelerinden bahsediyorum. Bu güne kadar maalesef bu böyle bu yanlışlar köşe taşları üst üste kona kona geldi ve bugün mezhep çatışmalarının içerisinde olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Ve insanlar birbirini Suriye'deki yaşadığımız olayları görüyorsunuz. Bunu niye anlatıyorum? Genel başkanımızın hani diyorum ya ilkleri yaptı. Bakın ta kaç yüzyıl önce Peygamber Efendimiz'in vefatından bugüne kadar hiç kimsenin yapamadığı bir şey yaptı. Sünni ile Alevi kardeş yaptı. Ne dedi? İmanın şartlarını ortaya koydu. Birçok programında. Dedi ki, bakın imanın şartları bunlar, bunlar, bunlar. Allah'a iman, kitaplarına iman, meleklerine iman, kadere hayır ve şerrinin Allah'tan olduğuna iman. Bir tek ufak bir fark var Adem Bey. Bu imanın şartı. Yani Şia'nın iman esaslarıyla Sünnilerin iman esasları arasında. Sünniler der ki hayır ve şer Allah'tandır. Şia inancı da der ki hayır Allah'tandır, şer kuldandır. Yani kulun yaptığı bir takım amellerin tezahürüdür manasında. Şer de kuldandır der. Şerri Allah'a isnat etmez. Allah niye sana şer versin durup dururken der. Sen bunu kazanmışsındır, hak etmişsindir. Bunu almışsındır manasında derler. Yani o da çok önemli bir fark olarak görmüyorum.
Dolayısıyla asıl esasında bizim iman esaslarımız, yani Alevilik bakın bir din değildir. Alevilik bir mezheptir. Dolayısıyla benim bir Sünni kardeşimle aramda hiçbir fark yok bir Alevi olarak. Biz aynı kıbleye dönüyoruz Adem Bey namaz kılarken. Aynı peygambere iman ediyoruz, aynı Allah'a iman ediyoruz ve aynı kelime-i şehadeti getiriyoruz. Ve biz ölünce Adem Bey aynı mezarlığa gömülüyoruz. Bugün birileri başkalarını ön plana taşıp överken, yani artık aynı mezarlığa mı gömülmeyi umut ediyorlar bilmiyorum ama şunu iyi anlamalar lazım ki bizler kardeşiz. Genel başkanım, ebedi genel başkanım, Allah rahmetini bol etsin, mekanını âli etsin, yüce etsin. O bunu hep söylerdi. Bizim birbirimizden hiçbir farkımız yok. Dolayısıyla bu kavganın da bir gereği yok. Bakın bu ilklerden bir tanesiydi. Alevi ve Sünni'yi kardeş yapmışlar. Ben bunu doya doya yaşamış bir insanım. Yaşadığım toplum, çevre, biz kendimizi ifade edemezdik. Programın başında ifade ettim. Onun sayesinde, merhum genel başkanım sayesinde biz, bakın artık utanarak demiyorum, gurur duyarak, onur duyarak, mutlu olarak kendimizi ifade edebiliyoruz. Alevi olduğumuzu söyleyebiliyoruz. Bunu söylerken kuru kuruya değil Adem Bey. Neden övündüğümüzü, çünkü bu bir övünç kaydıdır Adem Bey. Yani Hazreti Ali'yi sevmek, onun ehlini sevmek, peygamberin ailesini, ehli abad ediyor aileyi sevmek ve oradan kıyamete kadar gidecek bu silsileyi sevmek bir utanç kaynağı değildir, bir övünç kaynağıdır. Dolayısıyla bu bir tanesiydi. Sünni ve Alevi kardeş yapmak. Genel başkanım bunu başarmış bir insandır. Arkasından ne geldi? Bu milleti bölen unsurlardan bir tanesi de Adem Bey. Atatürk unsuru. Herkes bir tarafından çekti. Kimisi Atatürk'ü dinsiz göstermeye çalıştı. Kimisi işte camileri yaktı. Din adamlarını öldürdü şeklinde bir takım iftiralarda bulundu ki bunların hiçbirinin aslı astarı yoktur. İskilipli Atıf Hoca bunlardan bir tanesidir. Çok kullanılan bir argümandır. İskilipli Atıf Hoca bir vatan hainidir. Hocamın onun hakkında söylediği bir söz vardır. Elimde olsa onu 10 defa mezarından çıkartır, 20 defa asarım. Dolayısıyla bu kadar çirkin iftiralara maruz kalmış. Sadece kendisi mi? Annesi hakkında Molla Zübeyde, adı üstünde Molla Zübeyde. Yani hiç akla hayale gelmeyecek iftiralar atıldı bu insanlara, ailesine, şahsına. Bu insanın yaptığı şey neydi biliyor musunuz Adem Bey? 72 bin milleti ne mutlu Türk'üm diyene cümlesiyle tek bir çatı altında birleştirmekti. Ve bu ruhla Kurtuluş Savaşı mücadelesini başlatıp başarıya ulaşmış, çürümüş, pörsümüş, kokuşmuş bir Osmanlı'da, hasta Osmanlı'dan, hasta adam dedikleri diye ifade ettikleri hasta Osmanlı'dan bağımsız bir Türkiye devleti kurmuş bir insandır. Biz onun sayesinde bugün ben kendi inancımı yaşayabiliyorum. Yani biz kendi inancımızı yaşayabiliyoruz. Sünni kardeşim de, Alevi kardeşim de, Caferi kardeşim de, Fatimi kardeşim de hepimiz inancımızı bugün doya doya yaşayabiliyorsak bunun en önemli sebeplerinden ve müsebbiplerinden bir tanesi merhum Atatürk'tür. Atatürk, bakın Bursa'da olacak yanlış hatırlamıyorsam bir Amerikan kolejinde iki tane öğrenci Hristiyan yapıldı. Yani dinleri değiştirildi. Bunu duyan Atatürk ne yapıyor? O koleji kapatıyor ve Amerika'ya diyor ki bundan sonra diyor bu okul açılmayacaktır diyor. Beraber al. Şimdi dolayısıyla baktığımız zaman şimdi bu insan dinsiz ama bu milleti bölük pörçük edip fırkalara ayıran sen Kürtsün, senin Kürt sorunun var, senin Alevi sorunun var, senin Laz problemin var, senin işte Lazistan'dan geldin. Bu tip argümanlarla bu milleti paramparça edenler Müslüman öyle mi? Yani böyle bir şeyi akıl hayal kabul edebilir mi? Bir akıllı bir insanı kabul edebileceği bir şey midir? Atatürk'ün yaptıklarına bakıyorsunuz. 72 milletten tek bir vücut haline gelip kurtuluş mücadelesini veriyor. Bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti kuruyor. Ve bu adam dinsiz oluyor. Ama mevcut onun kurduğu bu yapıyı, bu bütünü paramparça edip herkesi mezheplere, meşreplere bölüp kavga içerisinde, mezhep kavgası içerisinde, milliyetçilik kavgası içerisinde bir toplum yaratan insanlar Müslüman oluyor.
Bunu kabul etmemiz bizim asla mümkün değildir. Bu millet kardeştir. Hocamın dediği gibi benim bir elimi kesseniz Kürt kanı akar, bir elimi kesseniz Türk kanı akar. Bunun gibi muazzam tespitleri vardır genel başkanın. Dolayısıyla bakın Ehlibeyt örneğinden başladım. Türkiye'de ve dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Atatürk örneğine bakıyorsunuz. Keza böyle. Şimdi ekonomiye geçtiğiniz zaman milli ekonomi modeliyle beraber Duma'da biliyorsunuz Rusya'nın meclisi vardır. Duma. Ve burada dışarıdan girebilen sadece iki tane lider vardır Adem Bey. Bir tanesi Çin başkanıdır. Bir tanesi de Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı merhum hocam Haydar Başbey'dir. Ve buradan Rus parlamenterlere, milletvekillerine, ekonomistlere ekonomi dersi verdi saatlerce. Ve bitiminde ayakta alkışlandı. Bugün bu tezi, milli ekonomi tezi, ekonomi tezi dünyanın birçok ülkesi tarafından, Rusya tarafından, Çin tarafından, Venezuela tarafından, Hindistan tarafından, yani bugün sayamayacağım birçok ülke tarafından hayata geçirilmiş. Kimi ülkeler tarafından kısmi olarak, kimilerin işte daha yüksek çapta hayata geçirilmiş bir tezden bahsediyorum. Bunu dünyada yapabilen ikinci bir insan yoktur. İkinci bir Müslüman Türk yoktur. Genel başkanım diyorum ya, hep ilklerin adamıydı. Bunların hepsini bu ömre sığdırdı. Ve ben bu insanın kendi özel hayatını yaşayabildiğini hiç görmedim. Adem Bey, hepimiz yaşarız. Yani bir pikniğe gideyim, iki gün bir tatile kaçayım. Yok, böyle bir hayatı hiç olmadı. Bütün hayatı vatanıydı. Bütün hayatı bu milletti. Birçok zaman kızdığı anlar oldu milletine. Küstüğü anlar oldu zaman zaman, çok kısa süreli de olsa, ama hep eninde sonunda dönüp derdi ki oğlum yine ne olursa bu milletten olacak. Bu millet salih bir millettir. Basiretli bir millettir. Yanlışa düşse de bu yanlıştan kalkıp doğruyu bulacak tek bir millettir. Ve İslam'ın da maalesef Türklerden başka da bir şansı kalmamıştır. Türk milletinden kastım. Sadece Türkler değil. Türk milleti demek Türk, Laz, Kürdü, Çerkezi, Alevisi, bunların hepsi Türktür Adem Bey. Yani Kürtlerin aslı da aslında Türktür. Bunu hocam çok net bir şekilde ortaya koymuştu. Bakın ben Aleviyim diyorum ama bir sorarsan üzerinden gelmeyiz. Biz de Türk'üz. Bu coğrafya esasında Türktür Adem Bey. Ondan sonra oynanan bir takım oyunlar, farklı kimliklere bölünmüşüz ama bizim aslımız Türktür. Ve İslam'a bugüne kadar en fazla hizmet eden millet de Türk milleti olmuştur. Ve bundan sonra da İslam'ın bayraktarlığını yapacak olan da hocamın deyiminde sadece ve sadece Türk milletidir. Bizim de bundan başka şansımız kalmamıştır. Çok kısa bir hatıramı da anlatmak istiyorum. Bu hatıramı anlatmadan geçmek istemiyorum. Buyurun. Adem Bey bir gün merhum genel başkanım televizyon binasına gelmişti. Ben de kendisine bir bardak çay ikram edeyim istedim. Çıktım bir çay getirdim. Ben odaya girdiğimde devam eden bir konuşmanın üzerine geldim. Dolayısıyla konuşmanın evveliyatını bilmiyorum tabii. İçeri girince hocam şey dedi bana. Metin gel bakayım dedi. Sen dedi beni nasıl bilirsin? Tabii soru çok ani ve ben konuşmanın evveliyatını bilmiyordum. Dolayısıyla o an tabii aklıma gelen ilk şeyle cevap verdim. Başımdan geçen bir olayı anlattım hocama. 2011 senesinde Allah selametini versin Sabri Terzi ağabeyimiz genel başkanımız umreye gidecek dedi. Ramazan umresine gidecek dedi. Tabii ben o zaman 34 yaşındayım ve daha önce ne haç ne umre gitmemişim. Tabii çok heveslendim, çok arzu da ediyordum ve bunun da merhum genel başkanım olmasını çok istiyordum. Hemen yazıldım tabii. Fakat oraya gittiğimde genel başkan olmadığını öğrendim. Muhtemelen bir takım aksilikler olmuştur. O umreye gidememişti. Ben hocamla niyetlendim ama çok istediğim bir seyahati hocamsız bir vazifeyi hocamsız yapmak, ifade etmek zorunda kaldım. Adem Bey, bunu niye anlatıyorum? Hocam dedi ya bakın, beni nasıl bilirsin? Bu cümleyi lütfen unutmayın. Çünkü bu cümle hakikaten anlatacağım konunun özetidir. Umre ilk 15 gün 15 günlük bir umre ziyaretinden bahsediyoruz. İlk haftasında Adem Bey Medine'ye gittik. Peygamberimizin Ravzası'na. Tabii Sabri Beyler daha önce defalarca gitmişler. Oranın havasını, iklimini teneffüs etmişler ama benim ilk içim kaynıyor. Bunlar tabii
geç bir vakitte de gittik, dediler ki gündüz vakti, geç vakitten kastım gündüz vakti ama çok sıcak bir hava var tabii. Otele gidelim, dinlenelim, akşam ziyaretimizi yaparız dediler. Ben otelin yerini hesap ettim, nokta sonra kaybolmayayım diye. Hemen Peygamberimizin Ravzası'na gittim. Ravzasına gittim ama Ravza'ya bakıyorum Adem Bey. Hani bekliyorum içinde fırtınalar kopacak. Büyük bir duygusal hal yaşayacağım. Çünkü herkesin hayal ettiği, birçok kişinin kavuşamadığı bir anı olan ben yaşıyorum. Onu bekliyorum ama bende hiçbir şey yok. Sanki duvarımda asılı olan bir tabloya bakıyorum Adem Bey. Hani herkesin evinde olur Ravza'nın resmi. Ya Allah'ım diyorum, yani bu nasıl bir tutukluktur? Bende bir sorun var herhalde diyorum. Gidiyorum, geliyorum Adem Bey. Bir haftam benim böyle geçti. Ondan sonra bir hafta sonra Mekke'ye gittik. Kabe, tabii Kabe'yi görür görmez ilk duamı yaptım. Fakat ben gene hiçbir şey yok Adem Bey. Yani Kabe'ye gidiyorum, geliyorum, dokunuyorum, öpüyorum. Allah'ım diyorum, bu nasıl bir haldir? Yani diyorum herkesin uğraşıp gidemediği, kiminin yaşından ötürü, kiminin maddiyatından ötürü ulaşamadı bir imkana şu an ben sahibim. Ama o duygu bende yok diyorum Allah'ım diyorum. Yani ben bu kadar mı günahkar bir kulum ki? Sen bu duyguyu benden esirgiyorsun diye içimden hep bunu geçiriyorum. Artık son gün Sabri Bey dedi ki arkadaşlar otelin lobisinde buluştuk sabah. Son gidelim veda tavafımızı yapalım. Sabah namazını kılalım lobide buluşup İstanbul'a döneceğiz. 14 gün, 15 günüm böyle bomboş geçti Adem Bey. Son gün gittim. 7 şaft diyoruz biliyorsunuz. Veda tavafımı yaptım. Kabe'den böyle bir 30 metre kadar geriye çekildim. Arada insanlar biliyorsunuz tavaf yapıyorlar. Çok yakında namaz kılmanız çok mümkün olmuyor. 2 rekat tavaf namazına niyet ettim Adem Bey. 2 rekatım bitti. Tahiyyatü salli barikleri okudum ama selam vermedim Adem Bey. Namazdan hususi olarak çıkmadım. Kafamı kaldırdım Kabe'ye. Dedim ki ama o kadar Adem Bey içime dokundu ki düşünün belki ömrümde bir daha gidemeyeceğim. 15 günde dolmuşum. Her gün bu hisle yaşıyorum. Bu duyguyla dolmuşum. Niye ben bu duyguyu yaşayamıyorum? Niye ben buradan hiçbir şey alamadım? Ama onu o kadar bariz hissediyorum ki ben 15 gün buradan hiçbir şey alamadım. Ben bunu çok net hissettim orada. Turistik bir seyahate gelmiş gibiydim. Boş boş dolaşıyordum adamla. Namazım bitti ama selam vermedim. Namazdayken başımı kaldırdım Kabe'ye doğru. Dedim ki ya Rabbi, ben dedim geçen hafta Habibini ziyarete gittim. Habibin yüzüme bakmadı ya, ya Rabbi dedim. Benim misafirliğine kabul etmedi. Burası senin beytin ya Rabbi dedim. Senin Kabe'm, senin evindir burası ya Rabbi. Ben senin evine misafir geldim, kapını çaldım ya Rabbi. Beni kapından almaz mısın dedim. Dedim ben bunu anladım dedim ya Rabbi. Benim burada hatırım yok. Benim senin nazarında belki bir kıymetim de yok ya Rabbi ama dedim. Dedim Habibin hürmetine ya Rabbi onu sende hatırı yok mudur dedim. Sen onun hürmetine dedim Adem kulunu, Adem peygamberini affettin dedim. Ya Rabbi dedim, vallahi billahi tallahi dedim beni buraya zorla getirmediler. Ben buraya aşkla geldim, şevkle geldim. Ben Habibini sevdiğim için, ona aşık olduğum için geldim. Seni sevdiğim ve sana aşık olduğum için geldim. Ya Rabbi burası senin evin. Ne olursun beni kapından, bu evinden, kapından elleri boş çevirme dedim. Benim hatırım, hürmetim yoksa ya Rabbi, Habibin hürmetine derim, dedim ya Rabbi. Bir de az evvel anlattım ya, genel başkanımın bu uğurda çok ciddi mücadeleleri oldu. Hep hayatında şunu derdi. Ben hayatımı, evlatlar, ben hayatımı son nefes için yaşarım. Siyasetimi de böyle yaşarım. Ticaretimi de böyle yaşarım. Sosyal yaşantımı da. Hepsinin tek bir amacı vardır, son nefes. Ben tabii genel başkanımın bu özelliklerini bilen birisi olarak orada dedim ki, ya Rabbi dedim, Haydar kulunun hürmetine dedim ya. Onun senin davanda çok hizmetleri var. Ehli beytine yapılan çamurları bu devirdeki savunan tek insan bunları örtmek anlamında, örtülen bu gerçekleri ortaya çıkartmak anlamında, onlara yapılan iftiralar temizlemek anlamında. Günümüzde dedim Haydar babadan başka, genel başkanından başka bunu üstlenmiş, bu gömleği giymiş, bu da bunu bir dava edilmiş kimse yok dedim. O senin için çalışıyor ya Rabbi dedim. O seni seviyor ya Rabbi dedim. Biliyorum sen de onu seviyorsun. Ben dedim onun hürmetine dedim ya Rabbi dedim. Şu dedim ziyaretimi kabul et beni evinden kapından elleri boş çevirme ya Rabbi dedim. Adem Bey inanır mısınız? Kabe ile aramda 30 metre var. Yani bir bakışla ben bütün Kabe'yi görüyorum. Gözlerimin önünde.
Adem Bey, o Kabe büyümeye başladı. Sağdan sola ama. Öyle bir noktaya geldi ki Adem, bir, yani Kabe'nin bütününü görebilmek için ben başımı bir sağa çeviriyorum, bir sola çeviriyorum. Bütün Kabe'yi görebilmek için. Bir de sanki karşımda o, bilirsiniz bu demircilerde emme basma tulumlar mı derler, ateş harlamak için bir hava makinesi vardı. Onun gibi bir hava sürekli benim yüzüme vuruyor Adem Bey böyle, ama kesik ya, vuruyor bitiyor. Bir daha vuruyor bitiyor. Bir daha vuruyor bitiyor, ama ben hayatımda böyle bir koku yani tarif edemem size o kokuyu. Tarifi mümkün değil. Bir taraftan hem o korkuyu yaşıyorum çünkü hayatımda ilk defa o artık bende bir korku oldu. Çünkü Kabe sürekli büyüyor. Müthiş bir heybetli bir hale büründü. Ama o bir taraftan beni korkuturken o yüzüme gelen koku da, vuran koku da, ya diyorum bu kötü bir şey olmasa gerek, bu kadar güzel kokamaz aksi halde diyorum. Bu size anlattığım şeyin aynısını Genel Başkanım sen beni nasıl bilirsinin cevabını aslında şu an ben hocama anlattım, aynısını size anlattım. Ben orada Adem Bey artık namazda olduğumu da unuttum. Kalktım, selam vermeden kalktım, Allah kabul etsin. Ve Genel Başkanıma şunu dedim. Hocam dedim, ben de sizi dedim Allah katında nazı olan, niyazı olan, hatrı olan, duası geri çevir, senin üzerinde dua edildiği zaman, karşısında hatır olarak konulduğu zaman duası geri çevrilmeyecek bir insan olarak biliyorum dediğim zaman hocam çok duygulanmıştı. Hatırlıyorum odada 3-4 kişi vardı. Hocam çok duygulanmıştı. Çok da zor tutmuştu kendisini. Sanki her şeyi biliyor gibiydi. Ben anlatırken hiç şaşırmadı. Sadece ara ara duygulandı. Yani nasıl tarif edilir bilmiyorum. 365 gün bir geçti, daha fazlası oldu belki. Ben Adem Bey, öz annemi, öz babamı kaybetseydim, çok samimi söylüyorum, bu kadar içerlemezdim, bu kadar üzülmezdim. Belki benim acım bir gün sürerdi, bir hafta sürerdi, bir ay sürerdi, ama 365 gün sürmezdi Adem Bey. Çünkü çok muazzam bir boşluk bıraktı. O boşluğu dolduramıyorsunuz. Ama tek tesellimiz var. Çok muazzam da bir kadro bıraktı arkasında. Genel Başkanımız Hüseyin Baş, biliyorsunuz Bağımsız Türkiye Partisi'nin genel başkanı oldu. Allah muvaffakiyetler nasip etsin. Biz de teşkilat olarak sonuna kadar arkasındayız. Bu davayı sırtlayacak güce, ferasete sahip birisi. Hocamın terbiyesinde yetişmiş. Onun riyasetinden geçmiş. Çok önemli bir şahsiyet. İnşallah bundan sonra bu boşluğu kendisi dolduracak. Ben buna gönülden inanıyorum. Ama ne olursa olsun benim gönlümde, kalbimde genel başkanımın çok ayrı bir yeri var. Bir de çok özel bir anımı anlatmak istiyorum. Burada nedense ben canlı yayında olduğum hissinden uzaklaştım sizinle konuşurken. Sizin de o tebessümünüz bana o cesareti veriyor. Şimdi bir gün o 3 ay sonra da, bu anlattığım olaydan 3 ay sonra da hocamla hacca gitmek nasip oldu. Yani o emelime kavuştum sonunda, ama otelde hocam bir şey sordu. Döndü bana dedi ki, anlat bakayım. Siz de bilirsiniz Adem Bey, hocamın çok meşhurdur öyle. Hiç beklemediğiniz bir anda anlat bakayım der. Ne anlatayım sorusuyla bir anda irkilirsiniz. O anda aklınıza ilk ne gelirse bazen saçmalarsınız, ama bazen de onun istediği, beklediği cevapları veriyorsunuzdur, haberiniz yoktur. Dedim ki, o soruyla aniden karşılaşınca yine, hocam dedim, siz benim duamsınız dedim. Ne demek istiyorsun evladım dedi, aç bakayım biraz dedi. Hocam dedim, ben dedim yetiştiğim toplum dedim, hani dini hassasiyeti çok olan, dini hassasiyetten kastım, bazı arkadaşlar yanlış anlayabilir. Yani itikadi anlamda söylemiyorum, ameli anlamda söylüyorum Adem Bey. Bir toplumda yetiştiğim için bize şunu çok öğretmediler. Yani namaz nasıl kılınır, ehemmiyeti nedir, dua nasıl yapılır, içeriği ne olmalıdır. Ben bunlardan bir haber yetiştim lise çağıma kadar. Ben çok iyi hatırlıyorum Adem Bey. Ortaokuldan lise çağıma kadar duayı şu şekilde yapardım Adem Bey. Şu şekilde yapardım. Şu şekilde yapardım. Çizgi filmlerden öyle görmüşüm ya. Yani çocukluk işte. Şimdi düşündükçe gülüyorum tabii ki. Geçen yine bir ortamda anlattım, arkadaşlarla gülüştük. Düşün, yani samimiyet var. Dua etmek istiyorum ama duanın o şekilde olduğunu zannediyorum. Çünkü bana kimse göstermemiş, öğretmemiş. Düşünün, bu kadar yokluklar içerisinde
bir şeyleri arıyorsunuz. Bir yokluğun içerisinde bir şey arıyorsunuz. İçinizde var ama kimse size bir şey göstermiyor. Ve benim bir tek duam vardı. Kimsenin bana öğretmedi ama içime doğan bir şey vardı. Allah'ım derdim, ben seni çok seviyorum. Ama beni sana taşıyacak insanla tanıştır beni. Ve duam biterdi. Böyle başlardı, böyle biterdi. 10 saniyelik duam vardı. Sabah kalkardım, bu duamı ederdim. Yer yatağında yatardık biz. Yorganı üstüme çekerdim kimse görmesin diye. Yine Allah'ım beni sana taşıyacak insanla tanıştır beni derdim. Yine yorganı üstüme çeker yatardım. Belki yani 15 sene böyle geçmişti. Tek bir dua, 10 saniyelik bir dua. Sonra hocamla tanışmak nasip oldu. Diyorum ya programın başından beri. Hocamın tek bir emeli vardı. Ben hayatımı son nefesim için yaşarım. Bize de hayatı böyle yaşattı. Böyle öğretti. Ondan sonraki tek dayanağımız da bu oldu. Tek tesellimiz bu oldu. Belki onsuz ama onun öğrettikleriyle, onun bıraktıklarıyla, onun eserleriyle avunuyoruz. Ben bunu hocama anlatınca, o yüzden hocam ben size siz benim duamsınız diyorum. Benim 15-20 yıl tek bildiğim dua buydu. Hep bu duayı ettim. Bu duam da kabul etti, oldu. O yüzden ben size her baktığımda siz benim duamsınız aklıma gelir. O duam aklıma gelir benim derdim. Hocam orada çok mutlu olmuştu. Yani konuşsak sabaha kadar konuşuruz Adem Bey. Ama dediğim gibi Allah herkese sabırlar versin. Başta aile efradına sabırlar versin. Dayanılması mümkün olmayan bir acı, tesellisi olmayan bir acı. Bize birçok şey öğretti. Deminden beri birçok şey anlatıyorum. Çok şey öğretti ama onsuz yaşamayı öğretmedi Adem Bey. Biz onsuz ne yapacağız? Onun belki bu ilk senesi böyle geçti ama inşallah bundan sonraki senesi aslında böyle olmadığını ben yeni yeni anlıyorum. Şok halini derler ya, ilk şok hali. Şimdi dün kafamı kaldırıp bakıyorum. Kendi kendime de düşünüyorum. Diyorum ki hocam yaşadı bu kadar zamanı ama boş mu yaşadı? Bize hiçbir şey bırakmadı mı diyorum. Yo, bıraktı. Eserlerine bakıyorum. Hiç mi bir şey öğretmedi bize diyorum. Bu kadar kitap baktı. Hiç mi açıp okumuyorsun metin diyorum. Dini hayattan ne istersen var. Fakir hayattan ne istersen var. Siyasi hayattan ne istersen var. Ekonomik hayattan ne istersen var. Arayıp da bulamadığın genel başkanlığın ne var dedim. Neyi arıyorsun dedim. Tamam özlüyorsun. Anlıyorum. Çok doğal. Ve dediğim gibi o ilk bir sene bocalama dönem ama bundan ikinci sene ve sonraki seneler genel başkanımız Hüseyin Baş'la beraber inşallah bizim şahlandığımız, genel başkanımızdan devraldığımız bayrağı zirve noktaya taşıyacağımız dönemlerin başlangıcı olur diyorum. Teşekkür ediyorum Adem Bey. Çok sağ olun. Çok var olun. Hocamızı bize yani ruhen ve manen yaşattınız. Bir ve beraber eylediniz. Ondan renkler, kokular, ışıklar bizlere saçtınız. Evet, arka fonda Zülfikar var. Sürekli sizlere bakarken Zülfikar'a da bakıyorum orada. Şunu da söyleyelim. Dünya İmam Ali Efendimiz'in, Zülfikar'ın eşsiz adaletini bekliyor. O adaletin geleceği günler duasıyla teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Sağ olun, var olun.